Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nur Hoca. Sevgi sınıfı cebirsel ifadelere yeni nesil ikinci ders videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 1. Bir, bir kenarı a birim olan kare şeklindeki şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge bir kenarı b birim olan bir kare belirtiyormuş arkadaşlar. Bu koşulları sağlayan a ve b sayıları için a kare eksi 2ab artı b kare özdeşliği hangi bölgenin alanıdır diye sormuş. Tamamının alanı arkadaşlar neymiş? Uzunluğu A'ymış. Bana birinci kısmın uzunluğu ne demiş? B demiş. Burası B ise o zaman şu parçamız ne olacak? A'dan B'yi çıkartırsam B A. Tamamı A'ydı. Şu parça o zaman ne olacak arkadaşlar? A eksi B. Burası A eksi B. A, B A yazmışım pardon arkadaşlar. A eksi B. A eksi B. Şurası da A eksi B. E burada bir kare daha oluştu arkadaşlar. E bu karenin alanı ne yapar? a eksi b çarpı a eksi b. Yani iki uzunluğun çarpımı çarparsak a kare çarptım eksi a b sonra arkadaşlar çarptım eksi a b b ile b'yi çarptım b kare oldu. Bunların tamamını toplarsam o zaman a kare iki tane eksi a b artı b kare olacak. O zaman söylenen özdeşliği sağlayan kare hangisi olacak? Dördüncü kare yani denizli cevabımız olacak arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Furkan ve Muhammed öğretmen olan iki kişi olup aynı okulda iki eğitsel kol için öğrencileri iki gruba iki grup oluşturacaklar. Öğretmenler grubundaki öğrencilerin daha aktif ve istekli iş yapmaları için her birine bir hediye almayı planlıyor. Furkan öğretmenin grubunda A tane öğrenci ve her öğrenciye B tane hediye alıyor. O zaman toplam aldığı hediye sayısı A çarpı B olur. Muhammed öğretmen grubunda B tane öğrenci ve her öğrenciye A tane hediye alıyor. O zaman Muhammed öğretmen de A çarpı B tane hediye alacak. Alınan her bir hediyenin fiyatı C TL'dir. Buna göre harcanan toplam ücreti gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. A artı B tane hediye, A artı B tane hediye. ikisi birbirine benzer terim oldukları için arkadaşlar toplarsak o zaman 2A artı B tane hediye olur. E şimdi her bir hediye kaç liraya alıyorum ben? C TL. O zaman toplam fiyat ne yapar? Bir hediye C lira ise iki hediye 2 C lira olur. O zaman 2 AB tane hediye ne olur? 2 AB çarpı C yani 2 çarpı A çarpı B çarpı C cevabımız olur. O da kim olur arkadaşlar? Adana olur. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Soru 3. Yanındaki dikdörtgen şeklindeki bir tarlayı AC boyunca x eksi 2 x eksi y. Burası arkadaşlar hep x eksi y parsellerine ayrılıyormuş. Hemen yazayım o zaman şuraya. x eksi y diye yazdık. BC boyunca x artı y. O zaman parsellerimizin uzunluğu da burada x artı y'ymiş. Onları da yazdım. Devam ediyorum. Yusuf A noktasından A noktasından başlıyormuş arkadaşlar. Ok yönünde C ve B'ye doğru ilerliyormuş. B noktasına 9 tane parsel geçerek varmıştır diyor. Buna göre A ve C, AC ve BC kenarlarındaki parsel sayıları eşit olduğuna göre Tarlanın cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi kenarlardan gittiği zaman arkadaşlar her zaman bir parsel bir tane parçayı verecek. Fakat köşeye geldiği zaman iki tane kenar bir parseli verecek. Şunu demeye çalışıyorum. Hemen geldim şöyle bir doğru çizdim. Şöyle bir doğru çizdim. Evet sayalım isterseniz adım adım. 1, 2, 3, 4. 4 tane parsel geçtim. 5, 6 diyeceğim ama aynı parsel olduğu için burası 5 oldu. 6, 7, 8, 9. O zaman kaç tane x artı y olacakmış? 5 tane x artı y. Kaç tane x eksi y olacakmış? 5 tane x eksi y. Şu uzunluğumuzun yani ac uzunluğumuzun tamamı buradan ne yapar arkadaşlar? ac kime eşitmiş? 5 çarpı x eksi y'ye. Peki bc uzunluğumuz kime eşit olur burada? 5 tane x artı y. E bana tamamın cebirsel ifadesini sormuş. Ne yapıyorduk? Dikey ile yatay uzunluğu çarpıyorduk. Yani uzun kenarla kısa kenarı çarparsam tamamının cebirsel ifadesini verecek. O zaman çarpıyorum. 5 tane x eksi y. 5 tane x artı y. E baktım x eksi y x artı y. Bu iki kare farkı özdeşliği arkadaşlar. O zaman 5 ile 5'i çarptım. Ne yaptı? 25. 1 eksi 1 artı o zaman ne oluyordu? X'in karesi eksi Y'nin karesi oluyordu. 25'e dağıtırsam ne yapacak buradan o zaman? Hemen şuraya yazayım. Dağıtırsam arkadaşlar 25 tane X kare eksi 25 tane Y kare olacak. Yani cevabımız Adana olacak. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Dördüncü soru. Derya eksik olan konuları tamamlamak için ders videosu izliyormuş arkadaşlar. Videoyu izlemek için tek tıklamada x saniye ileri, çift tıklamayla 2y saniye ileriye doğru videoyu götürüyormuş. Videonun x kare eksi xy, yani şuranın tamamı neymiş arkadaşlar? x kare eksi xy kadar uzunluğunu izlemiş. Y defa tek tıklamış. O zaman tek tıklamaya x saniye gidiyorsa burada kaç saniye gideceğini bulacağım hemen. x çarpı y saniye ilerledi. 2x defa da çift tıklamış, her çift tıklamaya 2'ye gidiyormuş. O zaman 2x çarpı 2'ye, buradan ne yapar? 4 tane xy yapar. Gittikten sonra video tamamlanıyormuş. O zaman buranın uzunluğu neymiş arkadaşlar? xy artı 4 tane xy'ymiş. Şu uzunluk yani şu zaman toplam zaman ne yapar? 5 tane xy'ye eşit olurmuş. E 5 tane xy eşitse bana videonun tamamının uzunluğunu sormuştu. Buradan hemen topluyorum. x kare eksi x artı 5 tane x ye. E toplarsam bu bak benzer terimler arkadaşlar. 5 taneden bir tane çıkarsa x kare artı 4 tane x yapacak. O zaman benim videomun uzunluğu neymiş? x kare artı 4 tane x yani c hanmış. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Beşinci soru. Bir ayrıt uzunluğu 2x artı 4 y olan küp şeklindeki hediye paketini süslemek için tüm yüzeylere 2y genişliğinde bir kırmızı bant çekilmiştir. Bu hediye paketi sarı ile boyalı tüm yüzeylerinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu tür sorularda arkadaşlar küpün sadece bir yüzeyini bulup 6 ile çarpacağız. Burada bir şey daha yapacağız. Tam ortadan geçmiş her biri 2y'ymiş. O zaman tam küpü ortasından geçiyormuş gibi düşünüp tam ikiye ayırdım bandı. İki ayırırsam ikiye olduğu için buraya y, buraya y kalır. E tamamın uzunluğu kaç? 2x artı 4 y. O zaman 2x artı 4 y'yi de ben ikiye böleceğim. İkiye bölersem x artı 2 kalacak. Şu uzunluğun tamamı siyah olan yere kadar 2x artı y. Peki şu uzunluk ne olacak? Bir tane y çıkartırsak buradan x artı y olacak. Şu uzunluk neymiş? x artı y. E burası da aynı şekilde ikiye bölersem buradan da arkadaşlar y, y kalacak. Burası da x artı y olur. Bir parçanın alanını bulalım hemen. Bir parçanın alanı, bir tane sarı parçanın alanı x artı y çarpı x artı y. E bu arkadaşlar baktım ikisi toplam şeklinde. Bu tam kare özdeşliği. O zaman ne olacak? x kare artı 2xy artı y kare. Bir tanesinin uzunluğunun alanı neymiş? Uzunluğu diyorum pardon. Alanı x kare artı 2 y artı y kare. Kaç tane var peki bir yüzeyde? 4 tane var. O zaman 4 ile çarptım hemen. x kare artı 2x y artı y kare. Peki kaç tane arkadaşım yüzeyi var bunun? 6 tane yüzeyi var. Önce bir tane yüzeydeki sarı bölgeyi bulalım. Dağıtırsam ne yapar? 4 tane x kare artı 8 tane yx artı y kare. Tabi 4 tane y kare. Çünkü dağıtarak gidiyorum. Bir tanesinin yüzeyinin alanı bu. E peki kaç tane yüzey vardı küpte? 6 tane o yüzden tamamının alanı ne yapacak? 6 ile çarpacağız. 6 ile çarparsam 4 tane x kare artı 8 x y artı 4 tane y kare diye yazdım. 6 ile çarptım. Buradan arkadaşlar 24 tane x kare 48 tane x y artı Ne yaptı? 24 tane y kare yaptı. E bu hangi şık olur o zaman? Bu da Bursa şıkkı olur arkadaşlar. Bu tür sorularda ne yapacakmışız bir daha söylüyorum. Bir yüzeyi bulup küpün altı tane yüzeyi olduğu için ile çarpacağız arkadaşlar.